Beridiniz gelir sultan. Askerler, bekleyesiniz. Söyleyesin. Sultanım, buyurunuz üzere Kayı Bey'i Osman Gazi tarafından karşılandık. Osman Bey'in şahsı alakaları ile ordugaha çetriniz kuruldu. Kendileri dahi sizi beklerler. Yesin, gazilerin ahvali nicedir? Askerin üzerinde endişe mi var, neşe mi? Sultanım, gördük ki cümle gaziyan cenge değil, toya gider havasındadır. Osman Bey dahi bu hissiyattadır. Gördük ki cümle gaziler Osman Bey'e büyük bir ihtiram ve hayranlık içindedir. Konuştuklarımızın hepsi Osman Gazi'nin sancağı altında cenk etmenin kendileri için lütuf olduğunu söylerler. La galibe illallah. Birazdan benimle gelirler. Sen niye bu kadar sabırsızsın Cerkutay? Sabırsızım. Hatta daha önce hiç olmadığım kadar sabırsızım kardeş. Öyle ki ayaklarım yerden kesiliyor. Bizans'tan intikam alacağız. Mühimmatlarına çökeceğiz. Dahası... Size lahval nedir? Bütün gece baskın yememek için intikal ettiler beyim. Emni dinlenirler. Gece olunca karargaha doğru yola koyulacaklar beyim. Ganimetle mühimmat da boldur. Süzüldüklerinden şimdi pestil gibiler beyim. Tam tepelerine binmelik beyim. Mühimmat çoktur. Lakin sayıları da çoktur. Halklara haber etsek mi Osman Bey? Dörde bir abi. Dörde bir. Dört çakala. Bir kurt düşer. Hele baksanıza. Cerkutay'ın bile sabrı tükenmiş. Haydi. Sultan gelmek üzeredir. Fazla vakit kaybetmeyelim. Abi, sen okçuların başında kalasın.
Eyvallah Osman Bey. Kaçanlar da Aygül Hatun'un kısmetine düşsün. Eyvallah beyim. Osman baskın ile dağıldı. Meydan savaşı onun sonu olacak. Keşke bu dediğin kadar kolay olsaydı Dukas. Sultanın ordusundan başka güvenecek nesi var? Bugüne kadar neye güvendiyse ona. Sultanın orduları ilk kez geliyor Dukas. Savaştan önce umudunu kaybedenler Nikola. Savaş meydanına çıkmaları gereksiz. Savaşı kazanacağımızdan şüphem yok. Kim ölecek, kim kalacak? Onu tam kestiremiyorum. Domaniç yakınında ordugah kuruldu. Emniyet sağlandı efendim. Ya destek birliği, mühimmatlar? Emrettiğiniz üzere gece intikal ettiler. Bu gece karargaha mühimmatı getirmiş olurlar. Güzel. O halde gidelim. Zafer bizi beklemez. Kaçmayın! Alma herifler! Geber Osman! Bunu bir daha benim pusatma sorarsın. Thank you.
Alper. Yüzün güler Cerkutay. Gülmem mi beyim? Çeyiz düzmeyi dert ederdim. Meğer imparatorun ordusu düzecekmiş çeyizimi. Ayrı sana da helal sütenmiş, bir hatun almanın vakti gelmiştir. Lukas ve Nikola, mühimmatın da destek birliğinin de akıbetini öğrenince ikisinin de feleği şaşacak. Lakin Leo... Leo'yu mimlemişler ağabey. Bana yakınlığı yüzünden bizi tuzağa düşürdüler. Lakin... O Lukas'la hesabımı cenk meydanında göreceğim. Göktuğ. Beyim. Bu mühimmatları sultanın karargahına götürersiniz. Buyruk senindir beyim. Biz de önden yola düşeceğiz. Haydi. Nasılsın? İyicesin inşallah. İyiyim Ayşe Hatun. İyi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Mahun Hatun, gebe olduğunu işittik. Allah analı babalı büyütsün. Müsaaden olursa karınca kararınca hediyelerimiz vardır. Estağfurullah hatunlar, zahmet etmişsiniz. Sağ olasınız. Buyurasınız. Şerbetimizi içip sohbet edelim. Zoe, misafirlerimize şerbet getiresin. Sağ olasın. Osman Bey'imizin nicedir beklediği müjdeli haberi verdin. Sadece beyimize mi? Obamıza da. Şükürler olsun ki bugünleri de gördük. Hatunlar, insan ağızdan çıkan laf nere varır? Bilse gerek. Bize müsaade. Müsaaden olursa iki çift sözüm olacaktı. Benim de bir işim vardı, müsaadenizle. Zoe, Alaca, bana yardım edesiniz. Hayırdır Bala Hatun, mesele nedir?
Zoe. Bazı ailelerinden şüphe ederim. Nedenmiş? Gonca'ya Söğüt'e kumaşlı dükkana gittiğini söylemişti. Ama öğrendik ki gitmemiş. Sadece bu değil. Kimseye söylemeden sık sık kaybolur oldu. Zoe'ye karşı dikkatli olasın isterim. Osman Bey'in hatunu. İşi gücü bırakıp bana yarenlik eden kızcağızı mı gözetler? Zoe'yi sana haber vermeden obaya aldığım için belli ki bana gönül koymuşsun. Ama merak etmeyiz, ben kefilim. Diyeceğimi dedim. Karar kılmak sana düşer. Baskın efendim. Bütün askerler öldü. Ya mühimmat? Hepsini götürdüler. Lanet olsun sana Osman! Lanet olsun! Osman'ın yaptığımız baskını ne için karşılık vermediğini merak ediyordun ya Dukas. Umarım merakın giderilmiştir. Üstünlüğümüzü kaybettik. Hala üstünüz. Nasıl? Destek birliği de mühimmatla gitti. Destek birliği ve mühimmatı iki farklı yoldan gönderdim Dukas. Hele mühimmatın diğer yarısını çoktan karargaha ulaştırmıştır. Konuş. Sultanın birliği karargaha varmak üzere efendim. Atlara! Atlar! Nizam alın! Thank you.
Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Osman Bey. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Şeyh Hazretleri. Osman Bey ordusunu sizinle tezin etmiş. Estağfurullah sultan. Ellerimiz pusat çalmakta zayıf düşse de gayrı, kabul buyurulursa dualarımızla. Sizin dahi cümle erenlerin duası en muhkem zırhımızdır. Estağfurullah. Beledimden ahvalinizi dinledim. Allah'ın izniyle galebe çalacağız. İnşallah sultanım. La galibe illallah. Buyurasınız. Helen, destek birliği ve mühimmat geldi mi? Sağ salim. Emrettiğiniz gibi cendere yolundan geldik. Köylüler de arkadan atlarla erzak getiriyorlar. Köylülere güvenmeyin. Karargaha girmesinler. Efendim, sultan ordusuyla birlikte karargaha girdi. Gel bakalım Sultan Mesut. Bizans karargahı Çarıklı Tepe'nin ardında olacak. Bizans ordusu da cenk meydanına işte bu yoldan gelecek. Cenk meydanı ise İşte burası olacak. Beni endişelendiren Bizans'tan imparatorun gönderdiği mühimmat. İmparator Dukas'ta gönderdiği orduyu fazlasıyla ikame etmiş olmalı. Bizans karargahına gidecek mühimmatı ele geçirdik sultan. Merak etmeyesiniz. Nasıl? Ordugaha giden bütün yolları denetledik. Yerlerini tespit edip pusatlarımızla birlikte hallettik. Allah senden razı olsun Osman Bey. Bizi büyük bir beladan kurtardın. Eyvallah sultanım. Eyvallah, var olasınız. Lakin bilirim ki Nikola mühimmatı tek bir birlikle yollamayacak kadar akıllıdır. Sultanım, yine de büyük bir darbe vurduk. O vakit bana düşman hakkında bildiğin malumatları anlatasın Osman Bey. Bizans ordusu iki birlikten oluşur. Makedonya'dan gelen Dukas'ın ordusu ve Nikola ile tekfurların topladığı piyade birliği. Malhun Hatun, seni kendine rakip beller balam.
İnşallah biz yanılırız. Osman Bey'imin evladı için nelerden vazgeçmeye hazır olduğumu ne bilsin? Ah benim güzel yürekli balam. Peki Zoe'yi ne edeceğiz balam? Eğer haklıysak bu evvela Osman Bey'imi yaralar. Buna müsaade edemeyiz Gonca'm. Gözünü ondan ayırmayasın. Sen hiç merak etmeyesin balam. Hele beyimiz bir sağ salim dönsün. Boran Hanım'la bir gelsinler obaya. O vakit ona da anlatırız şüphelerimizi. Lucas karargahından cenk meydanına kadar belli bir düzen içinde gelecektir. Ordusunun düzenini bozmadan bizi çembere almak isteyecek. Ordularımız da girdiği cenklerde buna tanıklık eden komutanlarımız imdi aramızda. Lucas her cenginde çelikten bir çekirdek gibi meydan savaşına çıkar. Buna Selçuklu ordusu defalarca tanıklık etmiştir. Tekfurlardan gelen askerlerin tam sayısı nedir Nikola? 350'yi buldu. Hepsinin eğitimini bizzat yaptırdım. Çelikten bir çekirdek olup bir düzen içinde savaşa gireceğiz. Türklerin çelikten çekirdeğimizi kırmalarına asla izin vermeyeceğiz. Lucas'ın en büyük gücü mızrak ve kalkan kullanmadaki usta Makedon birliği. Karşımızdaki ordunun bel kemiğini işte bunlar oluşturacak. Ben de seninle aynı şeyi düşünürüm Osman Bey. Bu yüzden orta alanda mızraklı ve kalkanlı birliklerimle onları ben karşılayacağım. Sol kanatta Emir Aslan'a bağlı askerler bulunacak. Sağ kanattaysa beylerinle ve alplerinle sen cenk edeceksin. Cenk yarın gün doğumuyla başlayacaktır. Bitinya Bitinya olalı bu kadar askeri bir arada görmemişti Komutan Lucas. Osman Sultan'ın ordusuna, Sultan da Türk beylerinin alplerine güveniyor. Ama yine de güçlü bir orduyla gelecektir. Osman işini sağlama almak isteyecek. Üç taraftan kuşatarak saldıracağız. Ortada Makedonya'dan gelen askerler olacak. Ben sol cepheden askerleri komuta edeceğim. Sağ kanatta ise Adnos, Tekfurlardan gelen askeri birlikleri komuta edecek. Nikola da kendi askerleriyle destek birliği olacak. Sizin gibi büyük bir komutanla savaşmak benim için büyük bir onur. Peki sen Nikola, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Sayıca üstünüz. Zırh ve birçok açıdan da öyle. Ama Türklerin okçularını hesaba katmazsak eğer savaşı kazanamayız. Onlar için de planlarım var. Diyeceği olan var mı? Kazamız mübarek olsun sultanım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin sultan. Osman Bey, sana diyeceklerim var. Gördüm ki topraklarında sana bağlı beylerle kuvvetli bir bağım var. Onları tek bir yumruk halinde sevk ve idare kabiliyeti gösterirsin. Sultanım, devletiniz nice fitneyle Moğol'un tasallut altındadır.
Beylerim iyi bilir ki, eğer ki birliğimiz bozulursa, yalnızca mağlup olmakla kalmaz. O vakit tesbih gibi dağılırız. İnşallah. Tersi vaki olacak Osman Bey. Bayram sabahını bekler gibi cenk etmeyi bekleyen gazilerini görselerdi anlarlardı. İnşallah sultanım. İnşallah. Destur var mıdır Osman Bey? Gelesin ağabey. Gelesin. Gelesin oturasın. Osman Bey, buyurduğun gibi Alpleri tek tek dolaştım. Cenk etmeye hazır evelallah ve dahi sabırsızlanmaktadır. Eyvallah ağabey. Eyvallah. Allah sana evlat sevinci yaşattı ya. Şükürler olsun. Ve tamamını erdirsin kardeşim. Amin ağabey. Amin. Baba olacağına bizim kadar sevinen başkaları da var. Bilirsin değil mi Osman Bey? Aya. Obalarda, köylerde, Müslim, gayrimüslim. Hepsi sevinç içinde. Ne yapabilir misin? Çünkü hepsi geleceklerini sende görürler Osman Bey. Sende ve dahi senin doğacak evlatlarında. Allah yolunda yaptığımız her şey evlatlarımız ve neslimiz içindir ağabey. Rabbim yollarını da, bahtlarını da açık eylesin. Amin kardeşim. İnşallah. Ağabey, müsaadenle görmem gereken bir iş vardır. Estağfurullah kardeşim. Haydi sen işini gör. Eyvallah. Haydi. Zoe'ye karşı dikkatli olasın isterim. Şimdi aklıma geldi de, geçen gün seni aradıydım. Halletmen gereken bir iş vardı. Söyleyin, hemen halledeyim hanımım. İş kolaydı da, sahi o gün sen nereye gittiydin? Kumaşçıya gidecektim. Ama kiliseye gittim. Hizmetim için verdiğiniz altını kumaşçıya değil, papaza verdim. Neden? Neden derim Zoe? Doğacak bir çocuk için kiliseye bağış yaparız. Bizde adettir. Sağlıklı doğması, uzun ömürlü olması için Meryem Ana adına bir mum yakar, dua ederiz. Çocuk mu? Osman Bey ve sizin evladınız için dua ettim. Herkesin gözü üzerinizde. Siz buna nazar dersiniz, biz de mati deriz. Yükünüz ağır.
Evladım bana niye yük olsun Zoe? Göz vardır üzerinde. Herkesin nazarını çekersiniz. Oteona evloki, toka komati. Osman Bey'in en yakınlarının nazarını çekersiniz. En çok da... Meryem Ana'ya bir de Osman Bey'in savaştan sağ salim dönmesi için dua ettim. Sadece Osman Bey'in dönmesi için mi dua ettin? Bu zamana kadar kimse bana sahip çıkmadı. Bana arka çıkan, beni sahiplenen... Beyimin ve hanımımın yiğit alpleri için de dua ettim. Seni tez vakitte obana, evladımıza kavuşturmayı nasip etsin beyim. Dönmüşsün Osman Bey. Cenk'ten evvel seni bir göreyim dedim. Ne yetmişsin? Sefalar getirdin. Evladım iyi midir? İyidir çok şükür. Ben de iyiyim Osman Bey. İyi olasın ya. İyi olacaksın ki evladımız da iyi olsun. Su ısıtayım, temizlenip dinlenesin biraz. Avrat, eksik olmayasın. Lakin dönmem icap eder. Gece vakti uyul, geri mi döneceksin? Dolunay vardır. Atım yolunu bulur, merak etmeyesin.
Doğrusunu bilirsin. Bu cenkte seninle omuz omuza olmayı o kadar çok isterdim ki. Yüce Rabbimin bahsettiği en büyük cenk senin cengin değil midir? Öyledir elbet. Alın hatun. İyice istirahat edersin. Kendini de evladımızla her şeyden sakınasın. Meraklanmayasın Osman Bey. Gözün arkada kalmasın. Evladımız önce Allah'a, sonra da bana emanettir. Kazan mübarek olsun. Osman Bey gelmiş. Otağına gider. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu Ne yapıyor bunlar? Savaşta her Türk'ün yaptığını Dukas. Tanrılarına sığınıyorlar. Sığınacakları tek bir yer var Nikola. Çürüyecekleri toprağın altı. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ya rahmetullah. Esselamu aleyküm ya rahmetullah. Çiçekli yollardan geçilerek gidilmez. Biz buraya kanlı yollardan savaşarak geldik. Kanlı yollardan geçerek Türkleri kendi kanlarında boğacağız. Eğer bir asker savaşmayı bırakıp düşünmeye başlarsa orduda bir tek kişi bile kalmaz. İslam sancağını yükselt ve ona yardım et. Sana itaatle canlarını feda edip sana tabi olmak hususunda kanlarını akıtan, senin yolunun mücahitlerini kuvvetlendirerek yurtlarını emniyetle ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme. Amin!
kalmasın cesur evlatları. Ben size düşünmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Ölmek bizim için şereftir. Ama savaşmadan yenilmek şerefsizlik. Zafer bizimle. Zafer bizimle. Zafer. Seni kendimize vekil yapar. Azametin karşısında yüzümüzü yere sürer. Ve senin uğruna savaşırız. Sen gazamızı mübarek eyle. Amin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tuzağa düşüren bendim Osman Bey. Savaştan sonra da Leon'un kellesini alacağım. Oh, my God.
Ricat gösteriş alsın. Bitmeliydi. Geri çekildiklerinde devam etmeliydik. Devam etmek için dağılmamız gerekirdi. Dağılmış bir ordu da sadece ama sadece Osman'ın işini kolaylaştırırdı. Öyle değil mi Yason? Hanginizin askeri onun alpleri kadar iyi kılıç kullanıyor? Hiçbirinizin. Kimse bana akıl vermeye kalkmasın. Çekirdek düzen bozulmayacak. Bu düzen bozulursa hepimiz Osman'ın kursağına düşeriz. Sultan'ın ordusu işi zorlaştırdı. Komutan Dukas'ın dediği gibi yarın bu iş bitecek. Eğer bu iş yarın bitmezse biz biteriz. Nasıl böyle konuşursun Yasun? Yeter! Burada birbirinizi yemenin bize hiçbir faydası yok. Mesele Sultan ya da ordusu değil. Osman! Osman! Bunu hala anlamadınız mı? Bizim sağ kanattan yüklenip onun işini bitirmemiz şart. Hala Osman dersin. Dukas, Osman ve Alpleri Sultan'ın ordusundan çok daha iyi savaşıyor demedin mi sen bize? Doğru. Ama düzenli olan ordu bizde. Sultan'ın ordusu ise yorgun. Günlerdir Konya'dan buraya yetişmek için çok yol kat ettiler. Yarın sabah daha da yorgun olacaklar. Ümitsizliğe kapılmak yok. Bu iş yarın sabah bitecek. Beni anladınız mı? Birbirimize üstünlük sağlayamadık. Ordum yorgun. Dukas'ın çelik çekirdeğini bir kez yıktık mı? O vakit alplerimize yem olur. Allah'ın izniyle yarın bunu da başaracağız sultan. Cesaretiniz ve azminizle
Onlara fırsat vermediniz. O çekirdek kırılacak. Bundan hiç şüphem yok Osman Bey. Sultanım, müsaadenizle. Karamanoğulları Konya'ya doğru harekete geçmiş. Konya'ya dönüp bu işe mani olmazsam Konya düşer. Dönersem de Bizans karşısında gücünüz kırılacak. Ama velakin dönerseniz cengin akıbeti değişir sultanım. Sen ne düşünürsün Osman Bey? Sultanım, eğer ki ahval böyleyse o vakit Konya'ya dönmeniz icap eder. Dukas'la Nikola'nın hakkında nasıl geleceksin Osman Bey? Beylerimle, gazilerimle Dukas'ın çelik çekirdeğini yıkmak için gerekeni yapacağız. Lakin siz Konya'ya dönmezseniz o vakit devlet için daha büyük bir felaket olabilir. Döneceğim. Komuta ve dahi tüm yetkilerim Osman Bey'in olacak. Dönsem de gözüm arkada kalmayacak Osman Bey. Pusatım da, devletimizin onuru da gayrı senin ellerindedir Osman Bey. Atlerim, gayrı bugün burada beyiniz yoktu. Beyiniz, ilahi kelimetullah için sizinle birlikte pusat savurandı. Azimli bir cenk olacaktır. Eğer canını seven varsa, aile hasreti çeken varsa imdiden dönsün. Cenk isteyene işte meydan, işte ağzılı düşman. Bilesiniz ki ben zafer ya da şehadete varana kadar cenk meydanını asla terk etmeyeceğim. Yaşadık yazıfer! Yaşadık yazıfer! Yaşadık yazıfer! Yaşadık yazıfer! Yaşadık yazıfer! Yaşadık yazıfer! Allah'a emanet.
tanrılarının adını bağıra bağıra ölecekler. Sultan Konya'ya döndü ama Osman pes etmedi. Asla pes etmez. Asla. O vakit kanlı bir zafer bizi bekliyor Nikola. Bakalım gizli gizli nereye gider? Ne işler çevirirsin Zoe? Elbet öğreneceğim Zoe. Ordusuyla döndü. Bundan sonrası cenk için umut vaat etmez. Elimizdeki atlarla koskoca Bizans ordusuyla başa çıkmamız mümkün değil. Durun hele, durun. Osman Bey gelecek. Elbet değeceği vardır. Sabır. Nikola ile Dukas. Sultanın askerleriyle birlikte çekildiğini çoktan öğrenmiştir. Lakin çarpık düzen cenk edeceğiz. Ben alplerimle birlikte ok şeklinde cepheden saldıracağım. Gündüz Bey ile Umur Bey yiğitleriyle birlikte cenk meydanında olmayacaklar. Lakin cengin seyrini yeniden belirleyeceğiz.
Bir avuç alple koca bir orduya mı saldıracaksın Osman Bey? Tereddütsüz bir imanla. Cenk başladığı vakit ben alplerimle birlikte geri çekileceğim. Ve Bizans ordusunun düzeni bozulacak. Çelikten çekirdek kan şehvetiyle dağılacak. Alpler! Nicat! Alper Nicat! Sonunda Osman! Sonunda! Kuyruğunu kıstırıp kaçtığını gördüm ya! Seni o kuyruğundan söğütle sallayacağım! Bekle! 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 Kaçmalarına izin vermeyin! Saldır! Atlılar! İleri! Sonunda Osman. Sonunda. Yıldız Bey, atlarıyla birlikte sol kanattan saldıracak. Umur Bey de yiğitleriyle birlikte sağ kanattan saldıracak. Lakin yalnız olmayacaksınız. Bunlar da nereden çıktı? Sultan Konya'ya döndü. Lakin bir kısım askerini benim emrime bıraktı. O Bizans'ı Turan taktiğiyle ateş çemberine alacağız. Ve Nikola'ya yaşarken cehennemi göstereceğim. Uzakmış! Nikola! Soysuz köpek! Nikola! Tek Faruk koruyun! Tek Faruk koruyun! Come on.
Sığırcıklar öpseye düştü bey. Alpler! İndi! Saldırın! Evvel de bu sokağa girmiştim anam. Lakin sonra izini kaybetmiştim. Demek buraya gelirmiş ha? Peşinden gidelim. Helaz bekle. Hazır Zoe. Nikola'nın istediği gibi etki göstermesi için zehri uzun süre şarap gibi beklettim. Analık ateşiyle yanan kısır bir kadın gibi rahmimde büyüttüm onu. Şimdi senin maharetli ellerinde doğacak. Kapağı açıp yemeğe koyduğunda ardında hiçbir iz bırakmayacak. Hiç kimse Malhun Hatun'un evladını neden kaybettiğini, sonra da neden öldüğünü bilmeyecek. Kursağından geçmesiyle hemen ölmeyecek değil mi? Önce bebeği ölecek. Osman'la evlat acısı çekmeden ölmek Malhun Hatun'a yakışır mı hiç? Yakışmaz elbette. İkisinin de acılarını içime gömeceğim. En sonunda tıpkı ezilmiş bir böcek gibi Malhun da kıvrana kıvrana ölecek. Ola ki Osman o güzel dudaklarından öperse Osman da ölecek. Şimdi ne yapacağız balam? Ah!
Ya! Ya! Geldik demiştiniz. Vallahi kan akıtmadan bırakmayız. He mi kardeş? He ya. Öyle böyle akır mıyız hiç? Leşinizi kalemdeki köpeklere yedireceğim. Buyur hele. Tekfur bozuntusu. Sıra da sana gel. Dayanasın. Şahadet şerbeti. Meğer. Ne tatlıymış. Eşhedü en la
İlahi, ilahım. Şu dönemde Muhammed'in Abdülhab ve Resulü. Şehadet için geldi, vuslatı verdi. Uçmam vardı. Şükürler olsun Rabbime. Sen öldüğünde kirlettiğiniz topraklarımıza bahar gelecek. Senin de babanın da davası kellen gibi düşecek. Gel hele gel. Gel de. Türk'ün davasının bitmeyeceğini sana göstereyim. Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez. Afiyet olsun Mahmut Hatun. Durasın hele. Sen de oturasın. Dertleşelim biraz. Yalnız yemek istemem. Bütün gün yoruldum. Karnını doyurasın. Sonra da git iyice dinlen. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, yiyesin. Destur var mıdır Mahmut Hatun? Yok.
Gelesin Bala Hatun. Afiyet olsun. Bala Hatun ne edersin? Ye. Ye dedim Zoe. Ne demek bu Bala Hatun? Sana ye dedim. Ne edersin dedim Bala Hatun? Bu avrat seni zehirlemek ister. Aşına zehir kattı. Yalan. Eğer doğru söylüyorsan göğsünü geri geri aşını yersin. Ya da ben sana yedirmesini bilirim. Seni de, beyimle evladınızı öldürecek zehri de Söğüt'te şifacı bir kadından temin etmiş. Zoe'yi de aşına katmış. Aa, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bırakın beni, yaşlı bir kadınım ben. Bana Zoe ile ne işler çevirdiğinizi anlat ihtiyar. Yoksa yaşına hürmet etmem, boğazını keserim. Yapmayın, bırakın beni, bırakın. Anlat. Zehri yapan kadını yakalayıp kafes çadır attık. Maksadın neydi ha? Kime çalışırsın? Kim yaptırdı bunu sana? Nikola. Kimsesiz kızcağız öyle mi? Beni hayal kırıklığına uğrattın Zoe. Gonca, alacağıyla bunu da kafesi çadıra atın. Geçti gayrı. Sakin olasın. Osman Bey döndüğünde cezalarını kesecektir. Sana inanmadım. Kıskançlık ettiğini düşündüm. Aptallık etmişim. Sen olmasaydın evladımızı kaybedecektik. Evladınız benim de evladımdır. Bunu hiç unutmayasın. Değil kıskanmak. Evladınız için tüm cihanı yakarım. Biz sadece Osman Bey'in hatunu ve uğruna ölecek neferleri değiliz. Kurulacak Göktü Devleti'nin analarıyız. Sakın ola bu sözümü unutmayasın.
Tanrı'ya şükür. Aa, İyi misin? Helen. Helen. Dukas. Diğerleri nerede? Dukas. Atmos. Yasuo'nun Ferikles. Hepsi öldü. Dukas. Uğursuz kibirle beraber geberip gitti mi? Zafer de zafer de zafer dedi. Bize zafer değil. Kocaman bir yenilgi bıraktı. Osman. Osman İmparator'a büyük bir darbe vurdu Helen. Ama bilmedikleri bir şey var. İmparator da, o küstah oğlu da artık bana mahkum. Mahkum! Yepyeni bir dönem başlıyor. Artık eskisinden daha güçlüyüm. Daha güçlü. İstikbalimiz için cenk ettik. Şükürler olsun Rabbime ki alnımız ak, zaferle Ertuğrul Gazi'nin kutlu ocağına döndük. Bu zafer topyekün milletin zaferidir. Evvela oğullarını, erlerini, kardeşlerini cenge gönderen anaların, bacıların ve kocamış yiğitlerin zaferidir. Sizlerin zaferidir. Bu zafer ki İslam sancağı altında kurulacak olan, ebed müddet yaşayacak olan şanlı bir devletin habercisi. Lakin şunu asla unutmayasınız. Fethedilmiş bir toprağı elde tutmak, yeni bir yeri fethetmekten daima daha zordur. Bu sebeple kuracağımız imarethanelerle, secde edeceğimiz camilerimizle, ilmik ilmik dokuyacağımız istikbalimizle,
kanımızla sulanan bu toprakları ayrı devlet kılma vaktidir. Ve bu devlette hak arayan adaletle hakkını, baş kaldıransa adaletle başını verecektir. İlahi Kelimetullah Azmi, devletimizle, milletimizle, adaletimizle daim ola. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Satınla cenk meydanlarını, adaletinle gönülleri fethettin. Bu zaferinle de kara demiri değil, kara yazdığımıza çifte su verdin Osman Bey'im. Var olasın Davut Usta. Var olasın. Ahmet Ertin. Çok şükür sağ salim dönmüşsün. Hoş gördük hatun. Çok şükür. Çok şükür. İyicesin inşallah. Hey, hey. Pas etmesin iyiyim. Şükürler olsun. Sağ salim döndünüz babam. Torun hasreti burnunda tutar kızım. Nasıl döndü? Maşallah. Maşallah. Zaferlerin daim olsun Osman Bey. Var olasın. Var olasın babam. Var olasın bala. Rabbim şükürler olsun. Bize bu günleri gösterdi. Evlat sevincinle, zafer sevincin obası sardı. Allah seni başımızdan eksik etmesin beyim. Çifte otağı kurdum. Sizi böyle gördüm ya. Ayrı, bu da sizin zaferinizdir. Rabbime şükürler olsun. Osman Bey, müsaaden olursa seninle konuşmak isteriz beyim. Buyurasınız. Buyurasınız, konuşalım. Beyim. Hocam. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Çok şükür sağ salim döndün. Kazamız mübarek olsun. Amin. Ne düşünürsün kuku mal kuşu gibi? Ganimetten payıma düşen çeyizime yetecek mi diye düşünürüm. Bak hele sen. Yere bakan yürek yakan. Kimmiş bu kısmetli hatun? Söyle de biz de bilelim. Kendi yiğitliğinin, kendi özünün farkında olmayan
sultanı. Alaca Hatun. Zoe nerededir? Göremedim. Nerededir bilir misin? Gelsin hele. Bala Hatun evladımızın hayatını kurtardı. Evladımın da Mahmun Hatun'un da hayatını kurtardın. Allah senden razı olsun Bala Hatun. Zoe ile o yaşlı kadına ne olacak beyim? Bebek katillerine ne olursa o olacak. Göktuğ. Adıyla ha? Sen nasıl bir yılanmışsın? Ne olacak bana? Kendi yaptığınız zehirle gebereceksiniz. Hayır! Hayır ya! Alper'e zorluk çıkarmayın. Yiyin. Geberin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Osman Bey. Hoş gelesin. Hoş gördük. Buyur. Gözlerin ilahi bir ışığın nuruyla aydınlık. Osman Bey, sabırla beklediğin evladının doğumu gibi sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır. İnşallah, inşallah. Tek başıma dahi kalsam, duam Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey olarak son nefesimi İlahi Kelimetullah için aza üzere vermektir. Sabrın
tevekkülün, azmin seni bilge yaptı. Estağfurullah, estağfurullah. Bizans'ta giriştiğin cenkte kazandığın zaferin rüzgarı şarptan galiba. Büyüdü, büyüdü. Fırtına oldu, esti durdu Osman Bey. Eyvallah. Eyvallah. Bu rüzgar cümle türkü topraklarına getirmekle kalmadı. Köyler, obalar, şehirler ihya olmaya başladı. Nice şehirler fethedip onları ihya etmek inşallah, inşallah bana ve neslime nasip olur. Meydanda cengi kazandın. Bizans'ı gafil uykusuna soktun. Nicedir sığındıkları kalelerden başlarını çıkarıp sana meydan okumaz, okuyamaz hale geldiler. 72 milleti kendinden bildin. Onlara yüce gönlünü açtın. Bu bir devlet kurmaktır. Bu mübarek kazanda Rabbim yanında olsun. Amin. Amin inşallah. Daha yolun başındayız. İnşallah İslam'ın ışığıyla yolumuzu aydınlatıp menzilimize ulaşacağız. Unutmayasın. Menzilin sana muştulanan rüyanda sırrıdır Osman Bey. Balasagunlu Yusuf Has Hacbin dediği gibi gönlünün meylettiğinin yolunda gideceksin. Vardığın kutsal yolda törele hakikat adalet üzere olasın. İnşallah. İnşallah. Olası ki sana dar gelen beylik kaftanı yırtılsın. Rüyanda muştulanan devlet sana nasip olsun. Amin. Rüyanda görüp bana anlattığın göğsünden çıkan o ay cihana hükmeden neslin ışığı olsun. Alaca, Alaca suyum geldi. Balatun'a haber verirsin. Osman Bey Söğüt'te haber olsun. Tamam, sakin olsun. Gel geç şöyle. Çabuk ol Alaca, hadi. Tamam. Ay yarabbim. Hayırlı evlat ver beyime. Hayırlı evlat ver. Bu Allah'ın mucizesi Bala Hatun. Balam koş. Mahlun Hatun sancıları başladı. Tez yetişeceğiz. Anam. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Haydi tez yetişelim haydi. Thank you.
Yasin! Malhun Hatun. Vaktidir gayrı. Sen ne dersin? Ya Allah! Neslimize umut gelir. Ne mutlu evladımıza ki. Aslan gibi babası. İki daha nasıl olacak? Haydi acele edin, çabuk olun haydi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Yasin hele. Ahvan nicedir? Eli kulağındadır kardeşim. Eli kulağındadır. Ay maşallah. Allah bize de evlatlar verecek Hatun. Hem de bir değil, üç değil, beş değil. Evvela hayırlı evlatlar nasip etsin Can Kutay. İnşallah gözümün nuru. İnşallah. Ya Rabbi. Sen neslime yaraşır bir evlat nasip eyle. Balamı da evlatsız koyma. Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendisi de iyidir.
Valla. Sana bir oğul verdim Osman Bey. Sen bana yalnızca bir oğul değil, tüm cihanı verdin. Al hadi. Babalık hasretiyle kavrulan göğsüne oğlunu sımsıkı bastır. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, sen çok dua ettin ve sabrettin. Şimdi bu imtihana da sabredesin. Şüphesiz Rabbin seni görmekte ve yakarışlarını duymaktadır. Şüphesiz Allah duaları işlendir. Gayrı. Adını Orhan koymak isterim. Orhan'ın manası nedir Osman Bey? Nice şehirler fetheden, nice şehirler kuran, adaletle hükmeden anlamına gelir. Adını sen koydun. Yaşını Allah versin. İnşallah, inşallah. İsmiyle Müsemma, ömrüyle Hasan olsun inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hay aleselam, hay aleselam, hay alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alelfelâh. Hayya alelfelâh. Kad gammet-i selâh. Kad gammet-i selâh. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin adın Orhan'dır. Senin adın Orhan'dır. Senin adın Orhan'dır. Ey oğul, senin adını baban Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökteki melekler, yerdeki kullar bilsin ki senin adın, senin adın Orhan'dır. Balam, neyin vardır? Halsiz görünürsün. Şeyh babamın kıssası vaki oldu. Gebeyim Osman Bey. Olacak. Doğru mu dersin balam? Heya, gebeyim. Hey maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah. Balam. 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 Balam, ben sana dediydim, Rabbim dualarımızı işitir dediydim. Doğru, dediydin.
Bu bir imtihandı Osman Bey. Sabırla sınandı, dualarla kabul olundu. Ya! O evlatlar ki yan yana, kardeş kardeşe cenk edecekler. O evlatlar ki Ertuğrul Gazi'nin sancağını zulmün yuvasına şimşek gibi indirecekler. İnşallah Osman Bey. İnşallah. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Balam, gayrı kıyama durma vakti gelmiştir. Gayrı, bir devlet olup tüm cihana diz çöktürmenin vaktidir. Ulu bir çınar gibi köklerimizi salmanın vaktidir. Şimdi devlet olma vaktidir.